nasıl olmuş? Onu bilmiyorum. Navigasyondan dolayı gidiyorlar. Pazantı yolunu soruyorlar. Pazantı yolu kısa ve yakın olduğu için Karahisarlı yoluna gidiyor. Karahisarlı yolundan Kızıldağ yoluna, Kızıldağ yolundan orman yoluna gidiyor. Ucu açık olarak görürken orman yolu önü bozuk olunca tekrar geri dönüyorlar. Yakıtları bitiyor. Yakıtları bittikten sonra da frenle inmeye çalışıyorlar. Boşta fren şişiyor ve kazaya oluyor. Ben duyduğumda dağdaki bir çoban diyor ki ve ateşler parladı. Bombalar patlıyor sanki diyor. Bir çığlıklar atılıyor. Bunu duyur diye beni saat 01 gibi, 12 ya da 01 gibi aradı. Yataktan kalktığımda. Ve düşündüm öyle gitsem gitmesem neyse. Kalktım gittim arkadaşımı da çağırdım. Vardığımda jandarmalar gelmiş, itfaiye gelmiş, ambulanslar gelmiş. Hepsi oradalardı. Jandarmalar tabii ki hepsini yaralılara bakıyorlardı. Cenazeleri toparlıyorlardı. Hastalıkları toparlıyorlardı. Ambulanslarla da yolluyorlardı. Ne kadar ne olduğunu da bilmediğimiz için. Jandarmanın ifadesinde aldığı ifadede 18 kişi dediler. Daha sonraki yazdıkları ifadelerde de 20-23 kişi gösteriyorlar. Ne kadar ne olduğunu bilmiyorum daha. Buranın kazaları aynı yerde 3-4 defa kaza oldu. Ölümü kaza. Otobüs, mazotu bitmişti. Bir köye gittik. İşte bir amcadan aldı, bidon boşalttı. Ondan sonra işte tek elde ateş çıkmaya başladı. Dur dedik, durmadı. Bir sağa gitti, sonra işte uçuruma gittik. Bizi ters yola getirmişti. Hiç bildiğimiz yol değildi o. Dedi sizi kısa yoldan götüreceğim. Biz hiç o yoldan gitmemiştik. Kimse de yoktu zaten orada. Hiç ne taksi, hiçbir şey gitmiyordu. Siz daha önce de Mardin'den buraya tarım işçiliği için geliyordunuz. Evet, 6 yıldır geliyoruz. Mardin'den Manisa'ya gidiyoruz. Salatalık, mevsimlik iş. 6 yıldır bu işi yapıyoruz. İlk defa böyle bir şeyden geldik. Bu yola girdi bu adam. Hiç o yoldan gitmemiştik ama. En son çok hızlı gitti. Bayağı hızlı gitti. Oradan sonra biz korktuk işte. Dur dedik. Bir sağa gitti, bir sola gitti, sonra düz uçurma. Bu kadar hızlı gitmeseydi belki bu kadar bir insan da olmazdı. Bir de onlara dedik ki teker patlamış ya, teker yanıyor gibi dinlemediler. Çok hızlı gidiyordu. Bir de ona dedi dur, bağırdı, kimse durmadı, bizi dinlemediler. Hastalarımız bize gece yarısı geldi. Saat 04 sıralarında 112 vasıtasıyla geldi. Toplam 3 erişkin bir çocuk yaralı geldi. Bir tanesi çocuk olan 16 yaşında. Genel durumu iyi. Bilinçleri açıktı hastaların. Şu an takipleri devam ediyor. İki hanımefendi var. O hastaların bir tanesinde zigomasında kırık var. Diğerinde genel vücut travması var. Takip ediyoruz. Gözlem amaçlı acil gözleme yatırıldı. 24 saat takipte olacaklar. Çocuk olan hastamız da durumu daha iyi. Onun da takipleri devam ediyor. Bir sıkıntısı yok. Ancak yaşı büyük olan 47 yaşındaki erkek hastamız kırıkları var. Belinde kırıkları var. Kaburgasında kırıkları var. Ve sağ ayak kemiğinde tibia fibula kırıkları var. O yüzden ortoped tarafından operasyonu alınacak. Onun dışında bu hastanın ayrıca yüzünde yanıkları var. O yüzden takiplerimiz devam ediyor. O 47 yaşındaki erkek hastayı hastaneye yatacak ve operasyon alınacak.